Aa, ay resmen Onur eniştemin içine düşecek kız be. Elini tut, tutuyorum. Sana be! Niye bağırıyorsun kızım? Elimi niye ısırıyorsun? Keşke gelmeseydim, görmeseydim bunları. Buna bak ablacığım. Allah maşallah ha. Ay iyi dayanıyorsun. Çok iyi. Duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Panter gibiyim. Masaya saldırmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Nasıl böyle bir şey yapabilir bana ya? Bana bu revi almış şu anda. Bir daha bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya bana daha bu sabah... Daha gel şunu. Niye bağırdın? Şunu getir. Az kalsın yakalanıyorduk. Niye bağırıyorsun? Lan ayağımı bastı ya. O mu? O şapkayı takmış ikisi, pardişiler falan. Tanınmayacaklar. Çok da güzelmiş. Öyledir. Sen bir de onun makyajsızken gör. Şimdi güzelliğini gizlemiş. Nasıl bir şey biliyor musun? Ben onu ilk gördüğüm andan itibaren... her göz göze geldiğimizde içim bir garip oluyor. Ben onun saçının teline dokunmaya kıyamıyorum ya. Şimdi bazen böyle saçından bir parça böyle düşer alnına. Tamam mı? Ben alırım saçını, düzeltirim, yana doğru atarım. O an böyle çok yakınız ya, göz gözeyiz. O yüzü açıldığı an içim öyle bir cız ediyor ki. Hani öyle heyecanlanıyorum ki. Kalbimin ritmi değişiyor. Daha hızlı çarpıyor. Yani çok 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 garip bir duygu. Vay adamım sen aşıksın ya. Daha çok kızgınlık şu an. Bu konularda daha fazla konuşmayalım çünkü şu an bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kafayı dağıtmayalım. Tamam. Tamam bozmuyorum. Ne konuşuyorlar? Ne bileyim ablacığım ya. Allah Allah. Evet. Tele kulak mıyım? Ne yapıyor? Hesabı ödüyor. Bakalım mı? Hı hı. Bizim gidiyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız mı? Kalksana gidiyoruz biz de peşlerine. Dur kızım, hesabı ödeyelim. Ne hesabı ya? Parmağımı bile değdirmedim Allah aşkına. Yürü peşim, tamam sen git geliyorum. Hesap, ha. Ne kadar? Ne kadar kardeşim sonra? Abla resmen otele geldiler. İnanamıyorum. Ben şu an kabus mu görüyorum? Karabasan mı bu şu an? Yok, karabasan. Yok, karabasmıyordur da ablacığım. Ya biz Lale acaba içeri girmesek mi ablacığım? Saçmalama. Saçmalama, benim kendi gözlerimle görmem lazım. Ne yaptığını bilmem gerekiyor abla. Çok sinirliyim şu an. Tamam, sakin ol. Ay şimdi... Onur eniştem şimdi cevizi kırmaya mı giriyor buraya, ha? Ne biçim konuşuyorsun ceviz meviz ya? Tamam ablacığım, tamam sakin. Ben şimdi o cevizi onun kafasında kırmam mı? İn. Güneş çok güzel gidiyorsun, böyle devam et. Bilmiyorum ki Onur ya. Lale şimdi ne kadar üzülmüştür. Üzülsün. Üzülecek tabii. Yani ben o kadar üzüldüm, şimdi biraz da o üzülsün değil mi? Bak, şimdi birazdan gelecek. Bozmuyoruz tamam mı? Aynen devam. Böyle abartılı gülüşler, işte kahkahalar falan, anladın mı? Tamam. Heh. Geliyor hanımefendi. Hadi, o büyüt, büyüt oynayalım. Ya. Ya Onur sen ne fenaymışsın ya. Allah Lale'nin yardımcısı olsun. Ya, otelin tabanını inletiyorlar ya kahkahadan. Ne iştah ne iştah. Helal olsun Onur'a. Bravo vallahi. Ya ne yapalım oğlum, seninki iyice niyeti bozmuş gibi duruyor ya. Seninki falan deyip durma ya. Nereden benimki oluyor Allah aşkına? Artık avukatımın ki. Gel canım.
Kolay gelsin. Kral dairenizi istiyorum. Oha! Yatağı gül yapraklarıyla donatalım. Yani her yerini boş bir yer kalsın istemiyorum. Efendim? Ha yok yok. Lale değil. Gül. Gül istiyorum özellikle. Ben o gülün dikenlerini senin münasip bir yere... Onun dışında jacuzzi sütle dolduralım. Böyle tamam mı? Sütle de olsun. İçinde boğul Onur. Jacuzzi'nin içinde boğul. Yani işte onun dışında egzotik meyveler falan olsun. Aklınıza gelebilecek bütün çeşitler olsun. Ne bileyim. Yani tabiri caizse kuş sütü bile eksik olmasın. Oldu mu odamızda? Her şey kusursuz olsun istiyorum. O egzotik meyveler var ya. Neyse. Bugün devrilsin ya. Tabii Onur Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ha tabii unutmadan çok önemli bir konu var. Hatta en önemlisi o. Biliyorsunuz ben evliyim. Yani şu an için evliyim. Boşanacağım ama... durum malum. O yüzden şöyle yapayım. Gizlilik ilkesi diyelim mi? Hiç merak etmeyin. Tabii. Gizli olsun. Senin acaba gizli saklı nelerin var daha da benim haberim yok işte. Uyu Lale. Uyu. Uyu sen. O zaman o da ayarlanana kadar biz lobide bekliyoruz. Hay hay efendim. Anlaştık. Gel canım. Ay komik olan, komik olan ne acaba? Bu kadar, niye bu kadar gülersin ya? Niye bu kadar gülersin? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kral dairesi kaçıncı katta? Efendim? Aman, ben bulurum. Senin yanında o kadar mutluyum ki Onur. Ben de kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Şu an o kadar mutluyum ki Güneş. Adı Güneş'miş, duydun mu? Ben onu balçıkta sıvamam mı şimdi? Tamam, dur, dur sessiz ol. Duyamıyoruz bir şey. Sen benim hayatıma öyle bir zamanda girdin ki. Acaba hangi zamanda girdi ya? Hangi zamanda girdi acaba? Öğreneceğiz ablacığım, dur. Yani yaşadıklarım, son zamanda o üzüldüğüm şeyler falan. Adeta bir uçurumdaydım biliyor musun? Ben gerçekten o uçurumdan kendimi atacağım ya. Ama yok, benim oğlum var. Ben niye atıyorum ki? Heh. Onur'u sallandırır uçurumdan aşağı. Olur ablacığım. Yani çaresizdim, savunmasızdım. Resmen kendime tutunacak bir dal arıyordum. Hani bendim senin dalın. Sen de benim sırtımı yasladığım kayaydın. Ablacığım, kurban olayım bak dur. Dur sakin. Hadi kalk gidelim. Hadi ablam. Hadi kalk gidelim yürü. Heh. Sonra ne oldu biliyor musun? Sonra senin ellerini buldum. Peki daha ne kadar sürecek bu hasret Onur? Bu gizli gizli buluşmalarımız? O konuyu merak etme. Çok yakın zamanda boşanıyorum. Asıl ben boşanıyorum senden. Ne haliniz varsa görün. Çok pardon, çok pardon. Tabii. Dur. Telefonu çalıyor, bir şey oluyor. Efendim? Evet. Öyle mi oldu? Tamam. Tamam, hemen geliyorum, tamam. Güneş'cim. Kusura bakma, benim hemen gitmem gerekiyor. Şirkette bir pürüz çıkmış, onu halletmem lazım. Ah, tabii hayatım. Önce iş, sonra aşk. Peki benim bugünü telafi edeceğimi de biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum. Bundan sonra zaman bizim, ikimizin. Kalkalım mı? Hiç istemiyorum ama kalkalım. Ay vallahi telefon da tam zamanında geldi ha. Ya gelmeseydi abla. Yok ablacığım ben şeyden dolayı hani böyle
Biraz iyi niyetli düşüneyim dedim. Ya bu durumun iyi niyetli bir hali var mı Allah aşkına? Yok. Doğru görünen köy kılavuzu istemiyor. İyi niyetli bir hali yok da. Bak Lale, ben çok eminim ablacığım. Onur var ya bin pişman olacak, perişan olacak. Ya sizin bir evladınız var ya, yuvanız var. Bu kadar kolay mı işler bu ablacığım? Ha? Ya ben Onur böyle kendi başına kaldığında, sakin düşündüğünde yaptığı hatayı anlayacağından eminim ya. Ne yuvası ya? Ne evladı? Benimle yuva kurmuş, kim bilir kaç kişiyle daha yuva kurmuş bu adam. Lale de uyusun. Dur kızım. Of. Abla. Canım. Güzel kardeşim. Bak ne olur bağır, çağır ama ne olur bir şey de ya. Bak evet, tamam, haklısın. Ama bak var ya, bu erkek milleti için bir damla gözyaşı dökmeye değmez. Kendini bu kadar perişan etmeye değmez ablacığım. Erkek milleti değil o. Onur o, Onur. Aşık olduğum adam. Kocam. Bebeğimin babası. Diğer yarım sandığım adam da o benim. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ama en nihayetinde insanız işte değil mi? Yani bir de o erkek. Lale. Ablacığım sen boşanmak istemedin mi ha? Bitti demedin mi? Bitti diyen sen değil miydin? Dedim. Tamam ben dedim. Abla o beni öptü. Beni tekrar eskisi gibi öptü. Beni böyle öpüp sarıldıktan sonra başka bir kadına nasıl gidebilir? Haklısın be kızım. Haklısın. Haklısın. Ne diyeyim? Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sevmiyordu beni demek ki. Beni hiç sevmemiş. Yani bebek olunca sevdiğini sandı. Sonra da... Aa, o nasıl bir laf ya? Onu tabii ki de sevdi seni. Acaba niye böyle bir şey söylüyorum ki ya? Bence hala da söylüyor. Yani böyle belli ki o kadar peşinden koştu, çabaladı. Hani sen böyle nazlanınca falan pes etti. Vazgeçti benden. Bana inanmadı. Bana hiç güvenmedi. Eğer beni gerçekten tanısaydı, bunları gerçekten söylemek istemediğimi bilirdi. İçim yanıyor abla benim. Eğer beni gerçekten sevseydi başka bir kadına gitmezdi. Ölüyorum sandım ben onu o kadına gördüğümde. Ablacığım saçmalama, Allah korusun. Aa, böyle ölüm ölüm deme, korkutma beni canım. Şimdi kendine gel artık ya, tamam? Haklısın abla. Artık kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim. Bir daha bu şekilde üzülmeyeceğim. Ablacığım, benim güzel kardeşim. Şimdi bir şey soracağım ama sakın bana kızma, olur. Ben sana Onur'a hiçbir zaman güvenmedim ki ablacığım. Yani bak yanlış anlama, hani ben Onur'u falan savunduğumdan değil. Yani Onur sana bunun böyle bir sözleşmeyle ilgisi olmadığını söylemeye çalıştı ama sen inanmadın ablacığım. Ama ben haklı çıktım abla. Ben onu çok sevdim. O istese ben canımı bile verirdim onun için. O ne yaptı? İlk fırsatta başka bir kadına koştu abla. Gel. Lale'cim. Babaanne. İyiyim var kızım, iyi misin sen? İyiyim. Hı? Sen iyi misin? Ben iyiyim çok şükür. Onur gelmedi galiba ha? Yok işteydi o. Ha. Ben
Arayayım değil mi onu? Ara, ara. Ara, hadi ara. Ya Onur, sen neye alet ettin beni böyle, alacağın olsun senin. Lale ile aranız düzeldiği zaman bunların hepsini anlatmak istiyorum. Her şeyin senin başının altından çıktığını bilsin yani kız. Tamam tamam, ona bakarız, bir şekilde ayarlarız da. Bugünkü performansın gerçekten çok iyiydi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. İnşallah öyledir de baksana, ne arayan var ne soran. Arayacak, eli kulağında. Yanılmam. Lale konusunda yanılmam. E hadi açsana. Efendim? Lütfen. Beklesin biraz. Ne anlat. Hadi açar mısın lütfen? Dur biraz ya, bekletelim, ne olacak yani, konuşuruz nasılsa. Acil bir şey yok ya. Hatta dur bak. Yok artık Onur. Vallahi delirteceksin kızı sen ya. Delirsin, delirsin, o hak etti. Ben delirdim biraz da, o delirsin. Yoğun herhalde, çok çalışıyor ya. Çok yoğun. Hele bu aralar o kadar yoğun ki. Yani oteller, jacuzziler, sürpriz toplantılar falan. Ya. Açayım bari. Alo. Lale. Alo. Onur. Lale. Duyamıyorum sesini tam. Ne yapıyorsun? Onur neredesin? Aşkım neredesin? Ben mi? Ben neredeyim? Şeydeyim ya, şirketteyim. Nerede olacağım? Holdingdeyim. Anladım. Şey, kalabalık mesai toplantılar diyorsun. Hayırlı işler. Hayırlı işler, Allah bereket versin. Bir tanem benim. Sağ ol, sağ ol. Ya işte holding işleri yoğun. Yani başımı kaşıyacak vaktim yok. Ah tabii ya, senin de işin ne kadar zor. Peki güneşli miydi hava? Burada çok güneş vardı. Şey, faydalanabildin mi yani güneşten? Kemiklerin ısındı mı diye ben merak ettim. Yani şu an var ya, güneş adeta yanımda. Ya güneş gerçekten çok önemli yani. Güneş benim için ayrı bir şey. Güneşe bayılıyorum diyebilirim yani. Dikkat etseydin, çarpmasaydı güneş. Bir tanem. Her şeyi de düşünürsün benim güzel kızım. Çok yoğunsun bu aralar Onur, çok yoğunsun. Bak İsmet babaanne de fark etti onu. Çok yoğun olduğunu söyledi, kolay gelsin diyor. Yani biraz dinlenmen için bizim acilen bir tatile çıkmamız lazım gibi. Ha, tamam, bakarız, bakarız ona. Onur, kim o hayatım? Sen, ben, bir de bakmakta sorumlu olduğumuz bir bebeğimiz var Emir. Hani aile olduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu bir hatırlayalım, değil mi? Lale, şu an çok yoğunum gerçekten. Ve yani odaklanamıyorum. Konuşuruz bunları, tamam mı? Görüşürüz. Görüşeceğiz tabii. Niye görüşmeyelim değil mi? O nasıl bir söz? Yani ama ben hiç bölmeyeyim seni. Hiç bölmeyeyim. Tamam mı aşkım? Ne yapsın? Çok yoruluyor. Yazık. Böyle nereden bana ekmek çıkar diye didiniyor ya. Didiniyor. Ya. Kolay mı tabii aile babası olmak? Ne yapsın? Dişini tırnağına takacak elbet. Tam 12'den vurduk. Vallahi pes diyorum artık sana. Benden bu kadar. Ben artık senden korkmaya başladım. Müsaade mi alıyorsun yani şu an? Müsaade mi istiyorsun? Evet, benden lütfen. Öyle bir şey yok. Lütfen. Öyle deyince gidemiyorsun. Bir saniye. Bir şey konuşmuştuk ya, yapmayacak mısın? Emin misin? %100. Onur neler yaptın kıza, yetmedi mi ya? Yetmez. Lale'ye şu an yetmez. Şu yeni takımınıza bir imza alabilir miyim şu formayla ha? Şöyle. Tamam mı? Al bakalım. Şahane.
Bugün yaptıklarıma gerçekten inanamıyorum. Yeni takımınız hayırlı olsun. Gerçekten müthiş bir imza oldu. Bir de şimdi görsün bakalım Lale Hanım nasıl olacak. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan.